Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Akademik gündem programımızın bugünkü konuğu akademisyen Doktor Emine Sevda Yazıcı bizlerle. Sinemanın sosyolojik bir tarafı var, psikolojik bir tarafı var. Hele felsefi tarafı, mesela bir Avrupa sinemasında Lars von Trier izleyicisi olmak için yani Avrupa tarihini, Hristiyanlık tarihini, felsefe tarihini birçok şeyi bilmeniz lazım. Entelektüel birikim sahibi olan bir insan o akan görüntüde ya da Evet. o durağanlıkta anlam aramayı akleder. Fakat normal bir seyirci, yani hani bunu küçümsediğim için söylemiyorum, hani Sıradan sıradan mıydı? diyelim, hani o güncel sinema dilini orada bulamayacağı için çok sıkılacaktır. Bir mesela Visconti, ne bileyim, hani bunun gibi bir İtalyan sinemasından bahsedince oturup böyle hani izleyemez. Çünkü düşünmeye, tefekküre, derinleşmeye açık değildir. Sinemacı olmak biraz daha özel, biraz daha idealizm isteyen bir alan. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Akademik gündem programımızın bugünkü konuğu akademisyen Doktor Emine Sevda Yazıcı bizlerle. Emine Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Emine Hocam biraz tanıyalım mı sizi? Tabii ki Ankara'da doğdum, büyüdüm. İlk ortaokul ve liseyi orada bitirdikten sonra farklı bir karar alarak ÖSYM lisans bursuyla Kıbrıs'a gittim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne tam burslu okudum. Başarı kazandım ÖSYM sınavında. Orada tabii uluslararası bir üniversite olduğu için çok farklı bir eğitim aldım. Yani Türk üniversiteleri tabii ki mutlaka kaliteli, ancak orada yurt dışında isim yapmış, kendi alanında ödüller almış, artık yani hani kendini kanıtlamış birçok yabancı hocayla birebir çalışma imkanı buldum. Bu da tabii Evet. benim sinema ve televizyon alanında çok farklı bir perspektife sahip olmamı sağladı. Türkiye'ye döndüğümde yüksek lisans ve doktoramı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Anabilim dalında yaptım. Orada da tabii farklı hocalarımla çalıştım. Daha farklı bir bakış açısı. Zaten sinema, yani tabii ki her bilim insanı kendi özel perspektifini ortaya koymakla beraber sinemanın bir de sanat kısmı var. O Evet. öznel bakış açısı da çok zenginlik kazandırabiliyor. Tabii ki bunu bir çatışmaya dönüştürmezseniz eğer. Onun dışında bir edebiyatçı, yazar, şair olarak birçok eserim yayınlandı. Hem çevrim içi olarak hem çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlanmış bir romanım var. Yeni dönemde yeni bir şiir kitabı kaleme almaktayım. Böyle çalışmalarım var. Zaten sinemaya hani gönül vermiş bir insan olarak diyeyim. Çünkü ben gerçekten severek okudum bölümümü. Evet. O yüzden hani bilim bir tarafta, sanat bir tarafta ve bunlar hani birbirinin zıttı değil ya da düşmanı değil benim gözümde, en azından ki böyle olmalı herkes için diye düşünüyorum. Farklı zenginlik kazandıran, bilgi arka planında fakat hani ilham, özgünlük, yaratıcılık da ön planında bulunursa insan çok başarılı bir sinemacı olur diye düşünüyorum. Evet, aslında ne güzel anlattınız. Yani sinemanın evet bir bilimsel tarafı da var, bir de bir özgünlük tarafı da var. Her Aynen. ikisinin paralel bir şekilde devam ediyor olması, beraberinde götürüyor olması aslında çok da güzel ve keyifli. Peki şimdi bir sinemayı, evet sinema perdelerde yansıyan, işte salonlarda izlediğimiz bir şeydir. Aslında sinema nedir? Sinema çok basit anlamda hareketli görüntü diye geçiyor. Bu zaten en temel tanımı. Bunun dışında iletilecek bir mesajı gene işte teknoloji yardımıyla, önceden bunun işin içinde kimya da vardı. Çünkü o filmleri yıkamanız gerekiyordu, bir şeyler vardı falan. Şu anda tabii hani hep dijital olduğu için her şey sayısal ortama aktarılıyor. Orada akan görüntü de deniyor. Ama işin içinde giriş gelişme sonucu olan mutlaka bir hikaye var. Bir sanatsal özgünlük var. Hani bunların toplamına, yani kültürel tabii olabilir, yöresel olabilir. Birçok içerikle, farklı içerikle zenginleştirilen hareketli görüntü sinema. Televizyondan da kısaca bahsedeyim. Çünkü alanım hem sinema hem televizyon. Gerçi sinema benim uzmanlık alanım ama televizyondan da hani haberdar olduğum kadarıyla. Televizyon da aynı şekilde, ancak o tabii daha aktif, daha güncel. Sanattan ziyade
daha ticari ya da ideolojik ya da habersel ya da dini olabilir ya da eğlence amaçlı da olabilir. Böyle kullanılan bir görüntü ortamı, mesaj ortamı diyebilirim. Evet. Peki o zaman sinema akademinin neresinde? Sinema çok güzel. Neden diyeceksiniz? Çünkü sinema her şeyin birleştiği bir yerde. Çünkü sinemanın sosyolojik bir tarafı var, psikolojik bir tarafı var. Hele felsefi tarafı, mesela bir Avrupa sinemasında Lars von Trier izleyicisi olmak için yani Avrupa tarihini, Hristiyanlık tarihini, felsefe tarihini birçok şeyi bilmeniz lazım. Entelektüel birikim sahibi olan bir insan o akan görüntüde ya da o Evet. durağanlıkta anlam aramayı akleder. Fakat normal bir seyirci, yani hani bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Hani Sıradan bir daha. sıradan diyelim. Hani o güncel sinema dilini orada bulamayacağı için çok sıkılacaktır. Bir mesela Visconti, ne bileyim hani bunun gibi bir İtalyan sinemasından bahsedince oturup böyle hani izleyemez. Çünkü düşünmeye, tefekküre, derinleşmeye açık değildir. Sanat filmlerinden mi bahsediyorsunuz Aynen. Ben aslında? aslında biraz Evet. sanat filmleri. Zaten ben de sanatçı olduğum için sinemanın hani ticari ve eğlendirici yönünden ziyade ideolojik ve sanatsal tarafıyla ilgileniyorum. Sosyolojik ve psikolojik. Zaten yüksek lisansım sosyolojik temelliydi. Fakat doktora tezim daha çok psikoloji ve felsefe ağırlıklı. O yüzden ikisini birleştirdiğimizde belki de bir bütün olarak sinemaya bakmak mümkün oluyor. Hani onun sonucu olarak ortaya çıkmış bir hani Emine Sevde Hoca sanırım sinemadan çok daha iyi, daha derinlemesine anlıyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam, Türkiye sineması tam böyle olması gereken yerde mi? Yani dünya sinemasına sonra geleceğim. Yani Türkiye sineması gerçekten olması gereken yerde mi? Hatta biraz daha genişletiyorum. Geçmişteki sinema anlayışıyla şu anki sinema anlayışı aynı mı? Geçmişi yani gelecekte de şu anda görüyor muyuz? Yoksa ikisi ayrı durumdalar mı şu anda? Şimdi benim söyleyeceklerim hani eğer sinemacı arkadaşlar da izlerlerse katılmadıkları yerler olur. O olmaya da bilir. Çünkü yani bana göre evet endüstri denilen bir Türk sineması önceden vardı. İşte Yeşilçam sineması vardı. Daha sonra işte başka filmler çıktı. 80'ler ayrı bir dönem ama orası biraz daha bireyselleşti. Artık sinema dilinin sektörden ayrılan, kendi hani hikayesini anlatmak isteyen bireysel girişimler sonucu ortaya çıkmış filmler vardı. Biraz daha bunalımlı bir dönemdi. Hani hem Türkiye olarak siyasal anlamda da yaşadığımız hani bir sonuçta darbe Sıkıntılı bir vardı. dönemde, evet. Evet. 90'lar biraz daha eğlence. Hani tırnak içinde söylüyorum artık hani böyle neoliberal dönüşümler, işte Özal sonrası bir Türkiye bizi politik olarak da, siyasi olarak da, ticari olarak da hani dışa açtı. Ve biz hani belki biraz daha dünyayı takip edebilir, hatta belki yer yer onu yakalar hale de geldik. Ancak 2000'ler sinemasında bir eğlence sektörü olarak endüstri Türk sinemasında inanılmaz gelişti. Neden? Çünkü eğlence ve güldürü satar, aşk Evet. satar, cinsellik satar, bunlar satar. Bu endüstrisi oluştu tamam. Ancak sanat sinemasına geldiğimiz zaman bir hani gene burada bir bireysel girişim sonucu işte mesela bir Ömer Kavur, Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri aynen mesela. işte Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi bireysel hani bazısı alaylı, bazısı belki okumuş ama hani gerçekten bu işe gönül vermiş idealist insanların yaptığı bir sinema oldu. Türk sanat sineması. Hani gene Evet. bunu da tırnak içinde söylüyorum çünkü biraz tartışmalı bu kavramlar. Yani sanat sineması vardır, yoktur, bu sanat değildir falan çok dendiği için ben sanat olarak bakmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü yedi sanatın birleştiği yerde bütün bu Türkiye şartlarındaki imkansızlıklara rağmen o şahıs çıkmış çok kısıtlı imkanlarla belki bir ya da iki kamerayla çok kısıtlı işte oyuncular ve mekanlarla hani ekonomik bir şekilde kotarılmış ağır hikayeler anlattılar. Evet. Ben bunu çok cesurca hatta kahramanca buluyorum. Çünkü kendim de sinema sektöründe çalıştığım için sinemacı olmak yani televizyoncu olmak başka bir şey. Bunu konuşmuyorum zaten. Sinemacı olmak biraz daha özel, biraz daha idealizm isteyen bir alan. Evet. Peki şimdi biz uluslararası bir sinemaya
neden açılmıyoruz? Hani bir Hollywood var, Bollywood var. Yani niye Türkiye'nin bir ne bileyim Türk Hollywood tarzı bir şeyi yok? Yani neden yok sizce? Yani ya da olacak mı? Olabilir mi? Aslında bence onun hani ilk adımları atıldı diyebilirim. Dediğim gibi hani o özel bireysel sinemalarla. Çünkü neden diyeceksiniz? Yeni nesil belki taklit ederek, onlara özenerek ilk etapta, daha sonra kendi imzalarını atabileceği özgün işler üreterek yeni nesil hani yönetmenler, senaristler, ne bileyim hani kurgu bile aslında baktığımızda bir sanat işi. Çünkü yani illa çekim ya da senaryo ile bitmiyor. Bu bir takım işi sinema. O nedenle o sanat ruhu takımda varsa o zaman o ilhamı bütün takıma dağıtmak lazım. O hikayeyi hani o özgünlükte yani çünkü tamam senaryo hani şu olacak bu olacak işte adam kadının arkasından el salladı ama kadın görmedi. Ne kadar üzünlü, ne kadar dramatik. Bunu söyleyemezsiniz sinemada eğer bir dış ses yoksa. Bunu kurguyla söylersiniz mesela. Evet. İşte burada kurgucunun sanatı devreye giriyor. O nedenle o takımı eğer güzel toplarsanız, güvenebileceğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız varsa arkanızda sinema sanatsal anlamda Türkiye'de olsun, Hindistan'da olsun, Japonya'da olsun her yerde başarıya ulaşır. Ben insanların Türkiye'de birlik olmanın, güvenmenin, iyiliğini, güzelliğini ya da erdemliliğini unuttuklarını düşünüyorum. Sadece bu sanat ya da sinema için geçerli değil. Hani gündelik hayatımızda da birbirimizle olan ilişkilerimizin yıprandığını, hani sevgiyle insanların ayağa kalktığını, iyileştiğini, hani bunları unutmuşuz biraz. Belki buraya dönmek lazım. Yani eskiye dönmek değil de insani değerleri yeniden ayaklandırmak, canlandırmak lazım. Evet. Burada da izleyici kitlesinin kalite demeyelim de vizyoner bakış açısıyla alakalı. Hani izleyici sinemayı ya da sanatı destekler. Evet, sanat ne arz ediyorsa izleyici onu izler. Ama talep ne ediyorsa da sanatçılar da onu arz etmek durumunda kalacaklar. Peki şöyle... sanatsal anlamda yaptığınız işte kitabınız var. Biraz kitabınızdan da bahsetmenizi rica etsem. İşte ya da sanatçı kimliğinizle ürettiğiniz başka işler var mı? Onlardan da bahsederseniz. Şimdi ben Batı kültürünü hani beğenerek nasıl diyeyim özümsemiş hani o şekilde büyümüş bir insanım. Neden diyeceksiniz? Çünkü uluslararası bir üniversitede hep yabancı hocaların arasında kaldım. Dolayısıyla bütün Batı klasikleri, Batı felsefesi, karma kültür. Aynen. Ama bir yandan şimdi ben hani inançlı da bir insanım. Bu benim şahsi bu arada seçimim. Yani araştırmalarım sonucunda vardığım bir sonuç. Herkes buraya varmak zorunda değil ama bu benim tercihim. Olabilir. Şimdi doğunun ve batının arasındayım. Bir gelenek, İslami bir gelenek var ama pek de haz etmiyorum. Neden? Çünkü batıdan çok etkilenmişim. Çok hani küçükten beri beslenmişim. Batı müziği olsun. Bu arada ben kendim de müzikle uğraştım. Ve yaptığım şey kesinlikle doğuyla ne bileyim dini şeylerle alakalı değildi. Böyle biraz daha hani isyanken kendi hani o özgünlüğünü dışarı vuran sanatçı hani farklılığını ortaya koyan müziklerdi. Daha sonra baktım şimdi ben çok felsefi büyük bir bunalımın içine girdim. Neden? Çünkü Doğu ve Batı arasında bir entelektüelim ama Müslümanım ne yapacağım? Buradan o kitap çıktı işte. Yani aslında burada tabii bana da değiniyor yer yer ama ben yokum burada. Bir felsefe öğretmeninin hani hakikat arayışı aslında. Önce Batı'da arıyor, bulamıyor. Çok acılar çekiyor. Benim gibi bunalımlara giriyor. Çünkü ben dert ederim bir şeyi. Yani hani ciddiye alırım yaptığım ya da düşündüğüm şeyi. Hani samimiyetle yapmayı tercih ederim her yaptığım şeyde. O nedenle sonunda ya tabii belki herkes için çözüm değil ancak hani bir Yunus Emre, bir Mevlana, bir İbn Arabi bunlar bizim kültürümüzde de dinimizde de hani yeri olan mübarek hani güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bunların keşfiyle inanılmaz bir perspektif açılıyor önünde. Yani hani artık ya diyor hani huzur buradaymış. Ha şöyle bir şey. Burada Batı'yı reddettim, aman Doğu'ya döndüm. Tamam ben artık bu yolda gideceğim. Böyle de bir şey yok. Yani aslında Batı'da da bir hikmet var. Yani modern edebiyatta da, modern şiirde hikmetli şeyler söylüyor. Doğu ve Batı'nın sentezi diyebilir miyiz kitaba? Aynen öyle. Yani mesela müzik de var, şiir de var, romanlardan da bahsediyor. Ve mesela zaten
ruhların gezdiği, yani hem evliyaların gezdiği, hem de mesela bir Nietzsche gibi filozofun ya da ne bileyim bir Cioran gibi böyle çok isyankar felsefecilerin de gezdiği bir roman. Yani hani o Evet. satır aralarını bir sokak gibi görürsek o satır araları çok kalabalık aslında. Adamın Evet. kafası kalabalık çünkü. Neden diyeceksiniz? Ben hani milyonlarla yaşadım. Biraz aslında Oğuz Atay'ın tutunamayanlarda tasvir ettiği o karaktere ben kendim girmişim fark Evet. etmeden. Daha sonra işte o entelektüel krize girmek de aslında bir nasip işiymiş. Güzel bir şey niye? Hakikati Türkiye şartlarında dert eden kaç kişi vardır acaba? Yani ben kendimi özel önemli gördüğümden değil. Ama en büyük dert hakikat. Çünkü hakikat değişmez ve mutlak bir şey. O nedenle bir hakikat arayışı olarak hani bu romanı zevkle okuyabilirler. Bir de ben tabii sinema televizyoncu olduğum için felsefe de olsa işin içinde mutlaka bir Bir eğlence, bir eğlence. espri var. Yani şiirsellik de olsa o tatlı bir yere bağlandı hep. Neden? Çünkü sinema dili olan bir insanım. O nedenle yani kitabı okudum değil de yaşadım diyor okuyanlar. İşte benim amaçladığım şey buydu. Çünkü hem sinema hem edebiyat hem müzik her şeyi birleştirmezsem o zaman bunlar dağılır, ben de dağılırım. Çünkü ben Evet. onlardan beslendim. Akademiyi bırakırsam o da olmaz. Yani hepsini birleştirmek için bayağı bir kuvvet sarf ettim ama Maşallah. ortaya güzel bir şey çıktığına inanıyorum. Maşallah. Bence de bol okurları olsun kitabınızın. Umuyorum. Çünkü dediğiniz gibi Doğu ve Batı'nın bir sentezini oluşturan içeriği ve edebi içeriğinin kuvvetli olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Bol Evet. okurları olsun. Evet. Peki Emine Hocam, şöyle bir toparlamamız gerekirse sevgili izleyicilerimiz, özellikle gençlere Evet. böyle nokta atışı tavsiyeleriniz var mı? Şimdi birincisi, ya hayat zaten bir yolculuk. Hani bunu metafor falan değil, bildiğiniz gerçekten bir Gerçek. yolculuk yani. Bu anlamda insan sürekli değişime açık olmalı, gelişime açık olmalı, kendini keşfetmeli. Ve bir de ben Türkiye'de bunu gençlerde özellikle yeni nesilde çok görüyorum. Lütfen kendinizi sevin ve sayın. Siz değerlisiniz. Yani bir anne babadan sevgi alıyoruz, arkadaştan alıyoruz. Kendimizden neden almıyoruz? Hani böyle biraz kişisel gelişim gibi oldu ama hani bu temelinde yani insan hani mesela inançlıysa Allah beni yarattığı için ben değerliyim demeli. Ya da ne bileyim başka bir şeyi düşünüyorsa hani başka bir felsefi Bakış perspektifi açısı varsa, varsa. bakış açısı varsa hayata karşı şey diyebilir. Yani ben varsam bir sebep için, bir amaç için bunu keşfetsin. Yani Evet. bunun için bile bir hedefe doğru giderken bile o kendi öz sevgi ve saygısını, öz değerini keşfetmeden yeteneklerini, isteklerini. Çünkü herkesin içinde bir istek vardır. Mesela ben sinema televizyonu okumadan önce ailemle biraz mücadele etmek zorunda kaldım. Neden diyeceksiniz? Hani bir kız çocuğu sinema televizyon okuyunca ne yapabilir? Hani öğretmen ol, doktor ol, hemşire ol. Evet. Ama benim gönlümde bu vardı ve ben okuduğum her ana şükrettim. Hala çok seviyorum. Hani bir imkanım olsa zaten bunlardan ya da belki yeni bir senaryo kaleme alıp kendim de bir film hani yazıp yönetip hatta belki de oynayıp her alanında yer aldım. Güzel tatlı bizden bir hikaye anlatmak isterim. Niye? Çünkü insan birincisi iç dünyasını keşfetmeli. Biz çok dışa dönük yaşıyoruz modern dünyada. Hep Evet. dışarıdan uyarıcılar var. Kendimizde kalamıyoruz. Gençleri o yüzden üniversite tercihi yapmadan önce bir kendini düşünsün. Ya ben ne istiyorum? Yani ben neler yapabilirim? Evet. İnandığı noktada adım atmasını ben onlara tavsiye ederim. Çünkü benimkisi öyle oldu ve arkası geldi. Destek olunmadı önce fakat baktılar ki ben bir şeyler başarmaya başladım. Aa, aferin kızım. Hani bu boş bir meslek değilmiş. Çünkü bakın bir kaynaktan milyonlara hitap edebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir güç. Evet. Yani Tabii ki medya medya geniş bir sektör yani. aynen öyle. Bunu eğer verimli ve faydalı şekilde kullanmaya niyetiniz varsa çok büyük şeyler başarabilirsiniz. Evet. İnsanları eğitebilirsiniz. Mesela öğrencilerin önce bence velilerini eğitmemiz lazım. Çok doğru. Öğrencilere yazık ediyorlar bazı. Hani işte yok doktor, avukat ol. Hayır yani mesleğini dürüstlük ve samimiyetle yapan herkes bence saygındır. Evet. İtibarı vardır. Ben böyle düşünüyorum. Bu değerleri düşünsünler, yani kendilerini keşfetsinler. Ve dediğim gibi kendilerini sevip sayarlarsa dışarıdan hani bir şey almaya ihtiyaç duymadan yollarına devam ederler. En önemlisi özgünlüğünü, bireyselliğini, kişiselliğini
ortaya çıkarabilirler diye Evet, düşünüyorum. ne güzel anlattınız. Aslında ne güzel özetlediniz. Yani çocuk kendi fikri olacak, kendi hedefleri olacak. Mutlaka. Aileler de yol arkadaşlığı edecek. Elbette doğru söyleyecekler ama çocukların da önünü açacaklar ve destekleyici olacaklar. Emin Evet Hocam, işte. ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Değerli Teşekkürler. bilgilerinizi sevgili izleyicilerimiz ve gençlerimizle özellikle paylaştınız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben Tekrar teşekkür ediyorum. sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Akademik Gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.